TV Bu Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Rayan Baniya bizlerle birlikte. Çeviride ise sevgili Emir Ateşdağlı bizlere yardımcı olacak. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz ve röportajımıza nasılsın, senin için lig nasıl gidiyor diyerek başlamak istiyorum. La stagione sta andando bene. Tabii bizim için iyi bir dönem geçiriyoruz. İyi bir sezon oluyor aslında sezonun gelişmesi. Takım olarak da daha birbirimize adapteyiz, mutluyuz. Tabii önümüzde de önemli bir maç var. Çarşamba oynayacağımız Adana maçı. İyi bir takım olduklarını biliyoruz ama hedefimiz tabii ki de bizim de kendi gücümüzü göstererek 3 puan almamız. Ama şu an güzel ve keyifli bir sezon geçiriyoruz diyebilirim. Peki şu an kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun? Düşünüyorum ki iyi olduklarını, iyi mücadele ediyorum, iyi maçlar çıkartmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber her gün üstüne koyarak gelişmek isteyen bir ekibiz. Ben de o şekilde oynuyorum, her gün üstüne koyup gelişmeye çalışıyorum. Son 5 maçımız ligdeki kalan ve bu 5 maçta da en iyi şekilde hem bireysel olarak hem de takımımızı en üst seviyeye çıkaracak oyunu oynamak istiyoruz. Peki Karagümrük'e transfer süreci nasıl gerçekleşti? Yanlış hatırlamıyorsam bunu daha önce hiçbir yerde paylaşmadın. Ero in Italia. Tabii o süreçte sportif direktör Murat Akın'dan bir telefon aldım. Tabii çok da mutlu oldum onların bu ilgisinden dolayı. Kendisine ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız da ilgileri olduğunu, çok güvenleri olduğunu, bana güvendiklerini ilettiler. Ve buraya geldim. Tabii bir sakatlık sürecim de vardı geldiğimde. Aslında o süreçte bana herkes çok destek oldu. Bütün yönetime, bütün herkese, başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum bana o süreçte verdikleri destekler için ve şu anda buradayım, çok mutluyum. Peki kariyerine Türkiye'de mi devam etmek istiyorsun yoksa Avrupa hayalin var mı? Tabii ki de Avrupa'da futbol oynamak çok büyük bir sahne herkes için. Benim de tabii ki de bu tip bir hayalim var ileride ama şu an Türkiye'de oynadığım için de mutluyum. Burada da önemli işler başarmak istiyorum. İleride tabii ki de bu şansı olursa bunu değerlendireceğim tabii. Serie A'daki bazı takımların sana ilgisi var. Sen bu konu hakkında neler söylemek istersin? Tabii bunları menajerimden ve aynı zamanda tabii gördüğümüz şeylerden de biliyorum. Tabii beni de mutlu ediyor bunlar ama benim şu an tek önceliğim, en önemli önceliğim ligi en iyi şekilde bitirmek takımımız adına ve kendi performansımı da en üst seviyeye çıkartabilip burada tutabilmek ne kadar yapabiliyorsam. Tabii ondan sonra bu konulara daha çok girebiliriz. Yerli statüsünde oynayabildiğin için aynı zamanda Türkiye'deki büyük takımların da ilgisi var sana. Özellikle Galatasaraylı adın bir dönem çok anılmıştı. Bu iddialar doğru muydu? Tabii bunları da duydum yine ama beni çok mutlu etti çünkü büyük kulüpler ve bu büyük kulüplerin benimle ilgilenmesi açıkçası beni çok onore etti. Çok güzel bir duygu ama yine söylediğim şey, şu an önemli olan ligi en iyi şekilde bitirmek ve kendi performansımı da daha da üst seviyelere çıkartmak. Bunun için çalışacağım. Tabii sonrasında ne olur bilinmez. Hayat belki bir gün oralarda da forma şansı bulma ihtimalim olursa oralarda da olabilirim. Bir futbol efsanesi Andrea Pirlo ile çalışmak senin için nasıl bir his? Tabii ilk gördüğümde biraz çok etkisi yaratmıştı. Ben de kendisini sahada gördüğüm zaman, beraber çalışacağımızı öğrendiğimiz zaman. Ama tabii bu pozitif bir şeydi. Çünkü kendisini televizyonlardan, oyun konsollarından oynuyorduk. Kendisini oralardan görüyorduk. Tabii bunlar da beni çok mutlu eden şeylerdi. Hayatta güzel anılardı. Onunla beraber çalışmak çok özel bir duygu. Kendisinden çok şey öğreniyorum. Öğrendim ve hatta öğrenmeye de devam ediyorum. Üstüne koymaya devam ediyorum. Kendisi çok büyük bir hoca. Çalıştığım için de çok memnunum ve gururluyum. Peki bu sezon en çok hangi karşılaşmada oynarken keyif aldı? La partita col Galatasaray. İç sahadaki Fener maçı ve tabii ki de en son oynadığımız Galatasaray maçı. 45-50 bin kişiye karşı bir maç. Tabii ki de her şeyin elini veriyorlar şampiyon olmak için. Atmosfer çok güzeldi. Çok benim için duygu yükü yüksek. Güzel maçlardı. Bu maçları söyleyebilirim. Peki İtalya milli takımından teklif aldın mı? Ve Türkiye milli takımından teklif aldın mı? İki takımdan da teklif almış olursan tercihin hangi ülkeden yana olacak?
Tabii iki milli takımda çok değerli milli takımları, çok büyük ülkelerin takımları, çok özel şeyler bu iki takımda da anılmak. Ama İtalya milli takımının da benimle kontağa geçtiklerini biliyorum. Benimle kontağa geçtiler. Şu an Türk milli takımından böyle bir kontağa geçme durumu yok. Ama tabii şu an bunlarla ilgili bir şey söyleyemem neyi seçeceğimle ilgili. İkisi de çok büyük takımlar. Tabii ikisinin de ilerleyen dönemlerde böyle bir hakkım olduğu zaman ikisini de tabii ki de benim için zor bir karar olacak ama bir seçim yapacağım. Peki Türkçe konuşabiliyor musun? Vuoi parlare turco? Rispondi turco secondo me. Evet biraz. Biraz Türkçe biliyorum ama İtalyanca daha iyi. Tu capisci turco? Evet. Türkçe öğreniyorum yavaş yavaş ama... Anlayabiliyor. Onu söyleyebiliriz. Ben de anladım. Teşekkür ederim. Peki ligdeki şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsun? Artık sezonun sonuna doğru geldik ve bir şeyler şekillendi gibi. Sen neler söyleyeceksin? Un campionato molto competitivo. Lig ile ilgili de bir şeyler söylemek isterim. Çok bir kere rekabetçi bir lig var. Herkes birbiriyle en üst seviyede oynamaya çalışıyor. Kaliteli oyuncular da var ve daha da geliyor lige. Ve bu şekilde de süper çok çok zor bir lig haline dönüşüyor. 3 takım sonuna kadar şu an şampiyonlukta gideceğini düşünüyorum. Ve iyi de böyle bir mücadele veriyorlar. Şampiyonluk dışında diğer takımlarda her maç aslında birbirine karşı zorlaştırabiliyor. Alt sıralarda bulunan takımlarda dahil. Çok zevkli. Herkesin birbirle mücadeleci olduğu güzel bir lige sahibiz. Ve bu şekilde de tabii futbol daha güzel oluyor aslında. Peki şu an Süper Lig'den bir 11 oluşturmasını istesem nasıl bir 11 oluşturur? 4-2-3-1. Kalede Viviano, sol bek Ferdi, stoperler Zalai, Nelson, Boye, sağ bek, Magomed, Ozdoev ve Lucas Torreira ikilisi. Onların önünde Borini, Mertens ve Valencia, en üstte de Icardi. Kendini neden koymadı bu 11'e peki? Biraz burada alçak gönüllü olmamız gerekiyor. O başkalarını koyalım. Kendimizi koymayalım. Takımda en iyi anlaştığı ismi merak ediyorum bir de. Tabii herkesle ilişkilerim var ama Samet Onur ve İbrahim Dereseviç ikisiyle de çok yakın ilişkilere sahibim takımda. Peki yaşı daha çok genç ve ileride örnek aldığı, onun gibi olmak istediği, belki daha başarılı olmak istediği, ondan daha başarılı olmak istediği biri var mı? İdolü kim? Uzun yani yıllardır Varane'ı takip ederim. Varane'ı severim. Tarz olarak, oyun tarzı olarak da kendisini beğenirim. Ve tabii de Virgil van Dijk. Onu da sevdiğim oyuncuların arasında. Peki yabancı kuralı hakkında ne düşünüyorsun? Neler söylemek istersin? Böyle bir sınırlama getiriliyor olması doğru mu sence? Tabii 8 yabancı 3 Türk sahada olma kuralı var dediğiniz gibi. Benim görüşüm hani ulusların çok önemli olmadığı futbolculukta sahada sadece ülkelerin değil ya da bir ayrımının olmasını düşünmüyorum. Ülke ayrımının olmasını çok şey yapmıyorum. Kim iyiyse onun oynaması gerektiğini düşünüyorum sahada. Kim değerini iyi yansıtabiliyorsa sahanın içinde onun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben yani çok böyle bir ayrıma girmek taraftar değilim açıkçası. Peki benim sorularım bu kadardı. Kendisinin eklemek istediği bir şey var mı? Tibu Bu'ya çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Belki ileride de tekrar görüşme fırsatımız olur. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkürler herkese. Herkese çok selam. Değerli izleyenler, Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Rayan Baniya bizlerle birlikteydi. Çeviride ise Emir Ateşdağlı bizlere yardımcı oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.